Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Okullarda aldığımız normal eğitim, duyma ve görme duyuları üzerine temellendirilmiştir. Ancak günümüzde dünyanın bazı ülkelerinde dokunma, tat alma ve hatta koklama gibi farklı duyularımız kullanılarak eğitime yeni bir bakış açısı getiriliyor. Sesin kokusu olur mu? Çok mu şaşırdınız? Tunus'ta algı psikolojisi profesörü olan Selim Masmoudi, anaokullarında farklı duyularla öğrenme yöntemlerini uyguluyor. Tunus'ta bir çarşamba günü. Çocuklar Vivi Anaokulu'nda konuşan halı ve ses laboratuvarı adlı derslerle her hafta gördükleri müzikle algılama deneyine katılıyorlar. Bu sayede çocuklar sesin kokusunu ve tadını hissedebiliyor. Bu eğitim yöntemine çoklu duyularla öğrenim adı veriliyor. Bu yöntemle çocuklara etkili bir dinleme yoluyla sağlam temellere dayalı bir sezgi ortamı sunuyoruz. Öğrenciler bu sayede içerik olarak zengin olan sevdikleri kendi işitsel atmosferini oluşturuyorlar. Doktor Masmoudi'nin araştırmaları, çoklu duyularla öğrenme yönteminin zekayı geliştirdiğini ve güzel duyguları harekete geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu yöntemi geliştirerek geleneksel eğitim sisteminin eksik yönlerine bir alternatif sunmak istiyor. Farklı duyu organlarını çalıştırarak öğrenmek çocukların beceri ve zekasını geliştiriyor. Tüm bunların yanında duygularını ifade edebilmek için duyular arasındaki farkı daha iyi kavruyorlar. Kendi kabuklarından sıyrılarak işe daha fazla girişiyorlar. Doktor Masmoudi'ye göre bu yöntem işe yaradığını kanıtlamış. Yaklaşık 3 yıldır birçok aile ve kendi araştırma ekibinden destek görmüş. Bu yöntemi uyguladığımızdan beri kızımın çok daha mutlu olduğunu fark ettim. Sabah kalktığında okula gitmek için can atıyor, dersleri ilgili ve artık daha sakin. Duyularla yapılan bu oyunlara müzik de eklenerek çocukların konuları tekrar ederek öğrenmesinden ziyade daha iyi kavraması için bir zemin hazırlanıyor. Bu benim okuldaki 3. senem. Şu anda 8 yaşındayım. Anaokuluna giderken arkadaşlarımla birlikte seslerle oynuyorduk. Muaz'a ilk olarak birkaç sene önce bu yöntemle müzik dinletilmiş. Selim gibi o da 9 yaşında. Kendisi piyano ve gitar çalarak öğrenme yetisini geliştirmiş. Doktor Masmoudi şimdi geliştirdiği çoklu duyularla eğitim yöntemini Tunus ve Fas'taki okullarda uygulanmasına çalışıyor. Duyularla öğrenme yoluyla şekil, renk ve sesleri kullanarak hasta ya da engelli çocukların eğitimine nasıl yardımcı olunur? Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastaneyi ziyaret ederek bu farklı yöntemi keşfe çıkıyoruz. Burası farklı duyularla tedavi yöntemini dünyada en iyi uygulayan yerlerden bir tanesi. Upstate Golisano Çocuk Hastanesi'nde özel bir odaya giriyoruz. Farklı duyuları harekete geçiren donanımlarla dolu bu odadan Amerika'da sadece birkaç hastanede bulunuyor. Duvarlarda bulunan her şeyin bir işlevi bulunuyor ve sadece tek bir amaç için hazırlanmış. Hastaları iyi bir ruh haline sokmak ve tedavi yöntemine katkı sağlamak. Stres seviyesini azaltıp eğlence oranını arttırdığınız zaman öğrenmek için en uygun ortamı elde edersiniz. Hastalar daha önceden söylemediği bir şeyi anlatır ya da bunama gibi durumlarda hatırlamadığı anıları aklına gelebilir. Nick burada 8 yaşında bir hasta. Bugün bu özel odayı ilk kez ziyaret edecek. Eğitmeni Beth'le birlikte renk, müzik ve farklı duygularla dolu bu odaya giriyorlar. Sadece birkaç saniye içinde Nick bu atmosferin büyüsüne kapılıyor. Bu oda sayesinde küçük hastalar çok güzel bir ortama girerek olumlu düşüncelerle doluyor ve bu onların hastalıklarını yenmesine yardımcı oluyor.
Çocuklar için burası adeta bir oyun cenneti ve güvenli bir yer. Bazı çocuk hastaların bakımı gerçekten de çok zor. Onlar çok hızlı büyüyor ve sürekli gelişim halindeler. Hastanede durgunlaşıp içlerine kapanabiliyorlar ve biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Bazen de çocukların bakış açısıyla hastane korkunç bir yer halini alabiliyor. Bunları bu odaya getirmekle rahatlatmış oluyoruz. Öğrenme ve gelişim sadece rahat bir ortamda olur. Davranış bozukluğu görülen bazı insanların yoğunlaşıp zihinsel gelişimini tamamlaması zor olabiliyor. Bu özel oda sayesinde odaklanmaları kolaylaşıyor ve zihinsel gelişimlerini ilerletebiliyorlar. Önceden sadece görsel ve işitsel unsurlarla eğitim yapardık. Şu anda algıları hızlandırmak çok önemli. Ben dinleyicilerime artık 1+1=3 yapar diyorum. Çünkü artık hiçbir şey düz mantıkla yürümüyor. Çoklu duyularla eğitimin amacı da bu zaten. Bir müddet sonra Nick tamamen rahatlıyor. Hasta olduğunu unutup oynamaya ve öğrenmeye odaklanıyor. Bir şey onları rahatsız ederse dikkatleri dağılıyor. Bu yöntem işe yarıyor çünkü burada neye odaklanırlarsa odaklansınlar, öğrenecekleri bir şeyler var. Uzmanlar acıları ve hastalıklarıyla başa çıkmak için çocuklara yardım ediyor. Bu odada bu yetiyi kazanan çocuklar dışarı çıktıkları zaman da öğrendiklerini uygulayabiliyorlar. İp atlamak öğrenmeyi hızlandırabilir mi? Hecelemeyi öğrenmek için zıplamaya ne dersiniz? Almanya'daki bir okulda öğretmenler hareket ve çoklu duyuları kullanarak öğrencileriyle daha iyi iletişim kuruyor. Kısaca bir göz atalım. Bu yöntem size Yeni Zelandalı yerlerin yaptığı Maori Haka dansını hatırlatabilir. Ancak Almanya'nın Hamburg kentindeki öğretmenler çok algılı öğrenme tekniklerini sınıflarda kullanmak için eğitim alıyor. Öğrencileri harekete geçirmeden önce bu aktiviteleri önce kendileri uyguluyorlar. Bu yöntemi birçok farklı konu üzerinde deneyebiliyor ve burada çok algılı eğitim tekniklerini öğreniyoruz. Burada kumun üstüne ya da tıraş köpüğüne yazı yazmak gibi çok farklı teknikler öğreniyoruz. Yetişkin biri için tıraş köpüğü ya da kumun üzerine yazı yazmak çok etkili olamayabiliyor. Ancak okuma yazmayı öğrenen çocuklar için bu teknik işe yarıyor. Önce kendiniz bu yöntemi denediğiniz zaman öğrenciler üzerinde nasıl bir etkisi olacağını daha iyi anlıyorsunuz. Bu yöntem gerçekten de işe yarıyor. Bu yöntem ilkokulda çok algılı eğitim ve hareket teknikleriyle harmanlanıyor. Mirtel ve Bo eğitim yöntemleri Almanca ve matematik derslerinin temelini oluşturuyor. Öğrenciler kelimeleri zıplayarak heceliyor ve matematik işlemleri için koridorlarda turluyorlar. Bazen de zıplama tahtasını kullanarak heceliyorlar. Bu hem eğlenceli hem de etkili bir yöntem. Yapılan hareketler beyinde bağlantıları açığa çıkarıyor. Beyinde etkileşim başladığı zaman öğrenme süreci hızlanıyor ve hafıza güçleniyor. Kısaca ip atlamak sadece fiziksel bir aktivite olmakla kalmıyor ve öğrenmeyi geliştiriyor. İp atlarken 1 ile 6'yı, 2 ile 6'yı ya da 1 ile 9'u, 2 ile 9'u çarpıyoruz. Ve bu çok eğlenceli. Bunu yapıyoruz çünkü beynimizi spor ve hareketle eğitiyor ve hafızamızı geliştiriyoruz. Müzik kullandığımız zaman çok daha iyi ezberliyoruz. Dinledikleri müziğe göre öğrenciler kendi seçimleriyle farklı renkleri kullanabiliyorlar. Bu sayede sadece farklı duyguları açığa çıkmıyor. Aynı zamanda bireysel düşünme yetenekleri ve kendilerine olan güven de artıyor. Okulun kullandığı bu yöntem ilk başlarda beğenilmemiş. Ancak belli bir süre sonra okulu birçok profesyonel eğitimci ziyaret etmiş. İnsanlar buraya geliyor ve okuldaki eğitim ortamı onların ilgisini çekiyor. Öğrencilerin bireysel olarak öğrenme kabiliyetlerine hayran kalıyorlar. Gençler adeta bir okulun eğitim adına en iyi nasıl hizmet verebileceğini buraya ziyarete gelenlere kanıtlıyorlar. Uzun bir günün ardından renkli ve ilginç olan bu eğitim teknikleri gençlerin öğrenim süreçlerine olabildiği kadar katkı sağlıyor. Showtime!
Siz hiç derslerinizde çok algılı eğitim tekniklerini denediniz mi? Sizce işe yarıyor mu? Sosyal medya sayfamıza yaptığınız yorumlar bizleri mutlu ediyor. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.